Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Tefal Premise modelinin baskülün pilini değiştireceğiz. Pil değiştirirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen onları da söyleyeceğiz arkadaşlar. İşte bu görmüş olduğunuz tartımızın arkası. Burada pilimizin olduğu bölüm var. Şurada da buradan da tartımızı ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İşte kilogram veya işte diğer ayarlar var arkadaşlar. Şimdi bize neler lazım? Bir adet tornavida lazım. Veya böyle bir tornavida seti kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da işinizi görür. Ama aşağı yukarı bütün evlerde bu ince uçlu tornavidadan, yıldız tornavidadan bulunmasını öneririm. Çünkü diğer videolarımızı izliyorsanız bütün ihtiyacımızı bu tornavida giderebiliyor. Şimdi hemen gelelim pil sökme işlemine. Evet, şu anda söküyoruz. Onun öncesinde de şunu göstereyim. Şu anda tartımızın pili tamamen bitmiş durumda. Şimdi bakalım bunu nasıl çıkaracağız, onu da gösterelim. İnce uçlu tornavida bıçakla benzeri bir sivri aletle bu şekilde çıkartabiliriz. Bu taraftan değil de bu taraftan çıkartabiliyoruz. Çünkü pil takarken buradan takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir eğrilik var arkadaşlar. Yani yataylık var. Yani su akışı gibi bir kanal var. Şimdi bu görmüş olduğunuz pilin ön tarafındaki numaraya göre almıyoruz arkadaşlar. Biraz sonra pil almaya da gideceğiz. Bizim için önemli olan arkasındaki numara arkadaşlar. Evet arkadaşlar, CR2032 şeklindeki olan rakam önemli bize. Zaten bu piller aşağı yukarı 20-25, 20-32 gibi etrafımızda var. Mesela şu anda BİM'de de satılıyor. BİM'de satılan Duracell'in pili. Duracell alırsanız biraz daha uzun ömürlü olur. Ama biz bakalım hangisinden bulacağız. Bu pillerin fiyatı aşağı yukarı birkaç lira, yani 1 lira 2 lira gibi. Duracell'in fiyatı da 5-6 lira gibi. Şimdi pil almaya gidelim arkadaşlar. 32. Evet arkadaşlar, pillerimizi aldık. Örnek olması amacıyla 20-25 de aldım ben. Bizim işimize yarayan 20-32. Bunun arkasında da zaten şöyle göstereyim. 20-32 yazıyor. Bizim kullanmamız gereken pil bu arkadaşlar. O yüzden bunu kenara koyuyoruz. Bu da aşağı yukarı bütün arabaların kumandalarının pili. Yani uzaktan kumanda pili. Onu da değiştirmeyi birkaç gün sonra gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi işimize dönelim tekrar. Evet. Bunu kapattım. Çünkü biz marketteyken çocuklar buradaki şeylerle oynayabilir diye kapattım. Çünkü bunların ayarını bozduğumuz zaman bunların eğimi var arkadaşlar. O zaman çalışmayabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Evet, pilimizi çıkardık. Şöyle göstereyim. Yine bunda da CR2032 yazıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde taktık. Kontrol edelim. Çalışıyor mu? Evet arkadaşlar. Geldi. Şöyle şunu da göstereyim. Burada bir bölme vardı. Tuş vardı. Buradan da mesela basıyorum. Evet. Ölçüm birimini değiştiriyor. Kilograma döndük. Şimdi vidamızda takınca bu iş bitmiş olacak arkadaşlar. Yani aslında yapılamayacak bir şey değil. Eli olan bütün insan bu şekilde tornavidayla söküp çıkartabilir. Tekrar bakalım. Evet.
Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tartımız çalışıyor. Siz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.